Sevgili Fuat Dinç Yılmaz, hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Bulduk, merhaba. Çok mersi, sağ olun. En sevdiğimiz, biz kadınların en sevdiği konuyla birlikte geldiniz. Çok güzel. Medikal estetik, medikal estetikle birlikte cihazlar. Evet. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Mesleğe nasıl atıldınız? Şöyle, ben medikal sektörüne sene 97 yılında, yaklaşık 27 yıl önce Sivas'ta başladım aslında. Sivaslı mıyız? Evet, Sivaslıyım. İstanbul'da malum. Yani. Sivaslı çok dostum, arkadaşım var. Herkese Sivas'a sevgiler. Herkese selam. Buradan da ben de çok selam söylüyorum. Sivas dostlarıma, memlekette hemşerilerime. 97 yılında başladım. 2000-2001 yılında da sektörün duayenleriyle birlikte aslında İstanbul'a bir geçişimiz oldu. Böyle başlangıç yapmış olduk. Peki Türkiye'de medikal cihaz sektöründe nasıl bir yerdeyiz? Şöyle, ben mesleği aslında başta söylediğimiz gibi estetik alanında başlamadım. Ben öyle mi? Daha tabii, tedavi amaçlı bir evet, şeyle tedavi başlandı. Amaçlı ortopedi ve beyin cerrahi alanında aslında güzel. Bir sürecim başladı. Bu süreç ilerleyerek devam etti aslında başka farklı alanlarda. Şöyle, Türkiye'de şu anda ya yani pandemiden sonra özellikle bu alanda çok büyük gelişmeler var aslında. Benim bildiğim branşta yani ortopedi ve beyin cerrahisinde geçmişte yani bizim zamanımızda yaklaşık %90 oranında bir dışa bağımlılık vardı. Yani bu protezler olsun, plaklar olsun, vidalar olsun. Şu anda tahminlerime göre bu yüzdelik dilim %10'a falan düştü. Pazar yani, payımız büyük yani. Çok büyük. Yani şu anda üretilen ürünlerin Avrupa ülkelerinde, Amerika'da kullanımları çok yaygın aslında. Ne kadar aslında. Üretim yapılıyor şu an ülkemizde? Yani bildiğim kadarıyla ortopedi beyin cerrahi bölümünde yani Türkiye pazarının %80'i %90'ı üretiliyor diyebilirim. Gerçekten çok evet. Ciddi bir oran. Kesinlikle, evet. Kesinlikle. Peki bu cihazların hepsi Türkiye'de üretilebiliyor mu? Şöyle, aslında üretilebilir. Ya da daha çok nerelerde üretiliyor? Yani, Uzak Doğu mu diyeceğiz? Şöyle, Uzak Doğu da var. Uzak Doğu zaten her şeyin içerisinde var. Maalesef. Bunu bir kabullenmemiz lazım. Hayatımızın içerisinde kullandığımız şu anda arabalardan, telefonlardan, bilgisayarlardan her şeyin içerisinde bir Uzak Doğu var zaten. Çünkü bazı konularda yani yedek parça konusunda iyiler. Çok iyiler. Çok iyiler. Çok gerçekten iyiler. Haklarını evet. Yememek lazım. Ama bu teknoloji açısından daha çok Avrupa ülkeleri, Amerika gibi, Kore, Brezilya gibi ülkelerde bu teknolojiler biraz daha ön planda gibi gözükmekte. Ama kullanıcı açısından da bence dünyada en iyi kullanıcıları kim dersiniz? Bence biziz diyebilirim yani. Türkiye değil. Öyle mi? Tabii ki. Ha, Türkiye yani, bu konuda o zaman çok bilinçli. Kesinlikle şöyle. Yani aslında şu alan yani şu anda bir yanılgı var. Sektörde de insanların bakış açısında da ama dünya bize o gözle bakmıyor bir kere. Üretici firmalar, dünyadaki üretici firmalar cihazlarını çıkarttıkları zaman yani ilk hani şöyle bir araba markası düşün mesela ilk versiyon çıktı. İlk nereye gider sizce dünyada? Amerika'ya, Avrupa'ya gider değil mi? Bizde de aslında aynı anda sektörel bu cihazlar Amerika ve Avrupa ile birlikte Türkiye'ye geliyor. Bunun sebebi de kullanıcıların profesyonel olması, Türkiye'deki kullanıcıların. Türkiye'de zaten son yıllarda sağlık sektörü çok gelişti. Kesinlikle, kesinlikle. Hekimlerimiz, çok değerli hekimlerimiz var. Yani şuna değinmeden geçemeyeceğim. Ben dediğim gibi son 7 yıldır plastik cerrahi alanında da faaliyet gösteren, bu alanda da ürünleri olan bir firmayım. Firma sahibiyim daha doğrusu. Mesela Türk doktorlarımızın tasarlamış olduğu cerrahi aletler bugün dünyada inanılmaz ünlüleri ameliyat eden çok meşhur bildiğimiz doktorların takım çantalarının içerisinde bizim doktorlarımızın ürünleri var. Ne kadar gurur verici. Kesinlikle. Ülkemiz adına. Kesinlikle. Peki üretim için hangi belgelere sahip olmak gerekiyor bu cihazlar için? Şöyle, dediğim gibi pandemiden sonra bu iş aslında dünyanın bakış açısı biraz daha değişti Türkiye'deki gibi. Yani önce buna ne yapmak lazım? Yani belgelendirmeden önce aslında ben buradan tavsiyelerim ihtiyaçları görmek lazım. Yani bunun okuldan mezun olan arkadaşlıkla var, mühendislerimiz var. Bunların aslında bir önce tıbbi cihaz alanında eksikleri tespit etmesi lazım. Bu eksikliklere göre de kendi alanlarında gelişimler yapabilirler. Son bir yıldır
Avrupa yasalarına göre zaten Türkiye yani son 20 yıldır, 25 yıldır Avrupa yasalarına göre bu tamamen belgelendirme işlerini yürütmekte. Ama son bir yıldır bu şeyler daha ağırlaştı dünyada da. Yani nasıl diyeyim, üretimden sonraki belgelendirme aşamaları, yani siz bir ürün ürettiniz, bunları denemelerini yapmadan, işte ham maddelerini belirlemeden ya da farklı testlerden geçirmeden direkt sektörün içerisine koyamıyorsunuz ya da kullandıramıyorsunuz. Doğru olan zaten. Evet, orada çok büyük hassasiyet var. Bu belgelendirmeler de şu anda Türkiye'de zaten test firmaları tarafından, CMIS tarafından, TSE tarafından zaten belgelendiriliyor. O konuda da aslında iyi durumdayız diyebilirim. Dünya markaları da Türkiye'den belgelen ve testler yapmaya başladı. Onları da söyleyeyim yani. Biz sadece evet, yani şu anda görünen çoğu sektörde üretici konumuna gelmeye başladık. Bizim sektörde de gerçekten iyi şeyler yapıyoruz. Peki bu pazarda güzellik estetik tarafının büyüklüğünü, yani güzellik, estetik sanırım bizim ülkede biraz daha fazla aslında çok öyle kullanılan. Değil. Biz öyle görüyoruz. Öyle ben mi? Evet. Avrupa'da da çok yaygın, dünyada da çok yaygın. Ama bizde şöyle, bizde sosyal medyanın verdiği etkiden dolayı aslında herkes öyle görüyor. Rutinde Avrupa'da yetişmiş, gelişmiş belli bir yaş seviyesine gelen tüm insanlar zaten estetik, plastik cerrahi ve bu tarz cihazları kullanıyor. Ama bunları fazla sosyal medyada paylaşmıyor. Bizde niye böyle bir şey var, böyle bir algı var ya? Ya biz geçmişimizden aslında bizde eskiden şöyle bir şey vardı. Bazı şeyleri saklamak diye bir şey vardı. Yok kalmadı o. Evet. Yani annelerimizin zamanında biraz da böyle bu tarz şeylerde. Eskiden insanlar güzellik adına bir şey yaptırdığı zaman ay aman kimse duymasın, bilmesin diye evet, imtina evet. ederdi. Çok şeyleri şimdi vardı. Etmiyoruz yani kendi adıma, ben de. Hekimlerimize gelen hastalarımız da öyle mesela. Ya sergileniyor hocam, rahatlıkla. Yapalım ama belli olmasın. Yani yapılan işlem belli olmasın ama bir taraftan da sergileme çok fazla. O yüzden de şey gözüküyor aslında, çok fazla işlem yapılıyormuş gibi gözüküyor. Nüfusa göre de çok dengeli bence, daha da gelişmesi lazım diyebilirim. Peki Fuat Bey, güzellik merkezlerinde ve kliniklerde de aynı cihazlar kullanılıyor. Güzellik merkezi ve kliniklerdeki cihazlar birbirinden farklılık gösteriyor mu? Kesinlikle gösteriyor. Şöyle... Bir, kullanıcı sebebiyle mi? Kullanıcı sebebiyle, çok onun doğru. Onun altını çizmek evet, istiyorum kullanıcı özellikle. Sebebiyle. Bir, hekimlerimizin kullanımına izinli olan cihazlar var. Bunlar neler? Bunları biz tıbbi cihaz diye ayırıyoruz aslında. Evet. Yani insanla alakalı yapılan işlemlerde, işlem öncesinde, sonrasında kimlere yapılabilir, kimlere yapılamaz, bir hekim kontrolünde uygulaması gereken cihazlar var. Bir de normal rutinde, cilt temizliğinde, cilt bakımında kullanılan cihazlar var. Bunların ikisinde ayrı belgeleri var. Biri yani. Esisyenler tarafından, kesinlikle. Birisi de hekimler evet. tarafından. Bunlar nasıl belirleniyor? Bunlar biz ithalat ya da ihracat yaptığımız anda Türkiye'de TSE tarafından, belli kurumlar tarafından, tıbbi cihaz, Sağlık Bakanlığı tarafından tıbbi cihaz ve tıbbi cihaz değildir diye ayırt edilen iki tane şey var aslında. O bir, orası biraz Türkiye'de de evet maalesef karışıyor. Yani herkes her şeyi kullanmak istiyor. Aslında ayırt edilse tamamıyla, yani iyi anlamda. Çünkü şöyle, gerçekten şöyle, bir şeyi yapıp ya bir şey olmaz demek çok basit. Yani Avrupa'da yasaklanmış teknolojiler Türkiye'de bazı merkezlerde şu anda kullanılabiliyor. Öyle mi? Evet, maalesef ki. Bununla ilgili yeterli denetim mi yok? Yeterli denetim var. Denetimle alakalı problem yok ama şöyle, karşı tarafın da bilinçli, yani yapanın bilinçli olması lazım burada. Yani bunu kişiye uygularken şöyle, bizde şöyle bir şey var. Bir işlem yapılırken bunu yapan kişi çok fazla araştırmıyor açıkçası. Ufak bir eğitimden geçip evet. küçük bir sertifikayla benim, bunu yapabileceğini evet, düşünüyor benim herkes. Benim buradaki tavsiyem, en büyük tavsiyem sektördeki arkadaşlara yapılan işlem, yani bu radyo frekans olur, elektro operasyon olur, başka tür lazer epilasyon, evet, teknolojiler. Lazer epilasyon çok konuşuldu değil mi Fuat Bey? Estetisyenlerle kesinlikle. Hekimler kim kullansın diye. Şöyle, onun da iki tane ayrı şeyi var. Yani estetisyenlerin kullanımı uygulanabilen IPL'ler. Cihazlar var. Bir de kullanan, yani bir doktor tutup da epilasyon yapması da çok
Evet, yani evet, ama burada doktor bunu kontrolünde, ayrıştırmak lazım. Doktor kontrolünde kesinlikle olması lazım. Şunu söylemek istiyorum. Bu işlemleri yapan arkadaşlar, eğitimciler gittiği zaman, anlattıkları zaman teknolojileri açıp bir okumaları lazım. Yani ne işe yarıyor? Nerede kullanılıyor? Bunları bir bakmaları lazım. Bunları... Sağlıkla ilgili boyutlarda ne gibi, kesinlikle, uzun kullanımda ne kadar fayda veya, kesinlikle, zarar sağlayacağı. Ya da hangi hastalıklarda ne gibi zararları olabilir. Çünkü cilt hastalığı olan birinin lazer yaptırırken bir takım şeylere dikkat etmesi gerekiyor. Kesinlikle. En önemlisi de hijyen. Hijyen, kesinlikle, hijyen, hijyen, hijyen. Kesinlikle. Yani altı çizilmesi gereken şeylerden biri. Bu işi yapacak kişilerin kesinlikle bir hijyen eğitimi alması lazım. Hijyen eğitimi dediğimiz şey tamamen şu değil. Yani temizlik değil. Bunu karıştırıyor insanlar. Hijyen dediğim şey, ben sektörümden gereği çok fazla ameliyatlara girdim yıllar boyu cihazlarla birlikte. Sterilizasyon dediğimiz bir şey var. O kuralları kesinlikle öğrenip ve uymaları lazım. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben aslında teşekkür bu ederim. Sektör böyle çok kısa bir süreye sığdırılıp konuşulacak bir sektör değil. Evet. Daha uzun uzun sohbet etmek isterim başka bir zaman inşallah, i̇nşallah. Diyelim. Ayağınıza çok sağlık. Mersi, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.